Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber uzman testi 2'nin çözümlerine başlayacağız. Uzman testi 2'mizin ilk sorusuyla başlayalım. İlkel bitki mantar ve ginkgo biloba bitkisinde bulunur. Sinir hücresi ve yumurta hücresinde bulunmaz. Net olarak bahsettiği ilkel bitki dediği için de buradan açığa çıkarırsak bize bahsettiği arkadaş sentrozom. Bahsedilen bu organelle ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir diyor. Hücre bölünmesi sırasında eşlenir. Doğrudur. Hücre bölünmesi sırasında eşlenir. Ve iyi ipliklerini oluşturur. Çekirdeğe yakın yerde bulunur ki iyi iplikle oluşan zıt kutupları da çekilmesi gerekiyor. Bitki hücresinde bulunmadığı için iyi ipliği oluşmaz. Hayır, bitki hücresinde de iyi ipliği oluşur. Bitki hücresinde de özel protein, sitoplazma proteinleri tarafından oluşturulur. Kromozomları zıt kutuplara ayrılmayla taşır. Bu da doğru. Cevap 1, 2 ve 4. Yani C seçeneğidir. Hatta şöyle çizecek olursak, şu şekilde zıt kutuplara sentrozomlar taşınır. Karşılıklı iyi ipliklerini oluşturur. Bu iyi ipliklerin üzerine de kromozomlar tutunur. Ve sonra kromozomları zıt kutuplara doğru taşır. 1, 2 ve 4 doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bazı hücrelerin özellikleri verilmiştir. Buna göre bu hücrelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Şimdi sırasıyla bakalım. Şöyle şuraya yanına ben yazayım. Kloroplast var, hücre çeperi var. O zaman K burada nedir? K bir kere bitkidir. K'yı bulduk. Şöyle K diye de yanına yazayım. Bakıyorum, mitokondri var. Kloroplast yok, hücre çeperi yok. Çekirdek zarı var. O zaman L nedir? L de hayvandır. L'yi de yazalım hemen. Bakıyorum, mitokondri, çekirdek, hücre çeperi var. Kloroplast yok. O zaman bu da mantardır. Hücre çeperi olduğu için. Şuna da M yazalım. Şu da L bu arada. Bakıyorum sadece çekirdek zarı var ve hücre çeperi var. Çekirdek zarı ve hücre çeperi var. Mitokondrisiyle kloroplasti yok. Bu da kimdir? Bakteridir. Çekirdek zarı dediği, bahsettiği şey de nedir? Hücre zarı yapısıdır. Şimdi bakıyorum, diyor ki K hücresi bitki hücresi olup hücre çeperi selülozdur. Bu doğru. D hücresi ökaryot, heterotrof bir organizma olabilir mi? D, evet, bir hayvan, zaten bunu biraz önce de belirttik. L'yi okeylemiştik. M hücresi mantar hücresi olup hücre çeperi kitin yapılır. Evet, L'yi de bulduk az evvel. N hücresi bir bakteri hücresi olup fagositoz yol ile hücre içi sindirim yapabilir. Yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü fagositoz yapmak demek aslında endositoz yapmak demek. Endositoz yapmak demek ne demek? Hücre içine madde almak demek. Ama bunun hücre çeperi var. O yüzden olmaz. Cevabımız D seçeneğidir. K, L, M, N hücrelerinden sadece N hücresi prokaryot hücre yapısına sahiptir. Çünkü çekirdek zarı ve hücre çeperi bulunduğundan dolayı. Cevabımız D seçeneğidir. Devam ediyorum. Bir hücrede hücre zarının özgürlüğünü sağlayan glikoprotein molekülüdür. Glikoprotein hücrede sentezi sürecinde bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Buna göre Golgi ve ribozom organellerinde gerçekleşmeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Amino asitler arasında peptit bağı kurulurken suyun oluşması. Amino asitler arasında peptit bağı kurulurken suyun oluşması aşamasına gelecek olursak bu olay ribozomda olur. Yani bir numara ribozomda olacak. Şu gitti, bu kalır, bu kalır, şu gitti, bu da gitti. Glikoz moleküllerini proteine bağlaması. Glikoproteinden bu nedir? Golgi'dir. 2 numara Golgi'de olacak. ATP'nin harcanması hem ribozom için geçerlidir hem Golgi için. Yani 3 her ikisinde de olacak. Cevap zaten çıktı. Enzim kullanılması hem ribozom için hem de Golgi için geçerlidir. Yani cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi 4. sorumuza devam ediyoruz. Hangisinin yazılamayacağını soruyor. 1 numaralı glikolipid. 2 numara glikoprotein, bunları yazdık. 3 numaraya bakacak olursam taşıyıcı protein, 3 numaralı yapı, protein yapısı yani. 4 numara fosfolipid tabakası, kim kaldı geriye? Porlar burada gösterilmemiştir. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Hücre zarından basit difüzyon ile gerçekleşen geçiş hızlarının hangisi etkilemez? Molekül büyüklüğü kesinlikle etkiler. Çünkü molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalacaktır. Derişim farkı etkiler. Derişim farkı arttıkça difüzyon hızı artacaktır. Zardaki por sayısı arttıkça difüzyon hızı aynı şekilde yine artacaktır.
Sıcaklık arttıkça difüzyon hızı yine artacaktır. Zardaki taşıyıcı protein sayısının basit difüzyonla bile alakası yok. Zardaki protein sayısının kolaylaştırılmış difüzyonla ilgisi bulunmaktadır. Yani cevabımız E seçeneğidir. Yandaki grafik bir hücrenin bulunduğu ortamda derişim farkını zamanlı göstermektedir. Metabolik olaylardan hangileri gerçekleşirken grafikteki değişimden etkilenmez. Şimdi biz buradaki derişim farkına bakacak olursak, yani burada bizim dikkat etmemiz gereken şey yoğunlukla ilgilenen ya da yoğunlukla alakalı olan taşıma sistemleriyle ilgilidir aslında. Yani aktif taşıma mesela az yoğundan çok yoğun olduğu için burada derişim farkı aktif taşıma için önemlidir. Gitti. Pinositoz bir endositoz taşıma yöntemi olduğu için burada yoğunluk önemli değil, yön önemlidir. Kolaylaştırmış difüzyona bakıyorum. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiştir, yani etkilidir. Ozmozda suyun çok yoğun olduğu ortamdan suyun az yoğun olduğu ortama geçiştir. Burada da etkilidir. Etkilenmez dediği için cevabımız pinositoz bir endositoz ya da bir molekül taşıma yöntemi, polimer molekül taşıma yöntemi olduğu için cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda verilen madde geçişlerinden hangisinde moleküllerin geçişi her zaman hücre dışına doğru gerçekleşir? Şimdi hücre dışına doğru her zaman gerçekleşecek olan egzositozdur net bir şekilde. Çünkü her zaman hücre dışına veziküller oluşturarak madde gönderimini gerçekleştirmektedir. Yani cevabımız D seçeneğidir. Şimdi 8. sorumuzda diyor ki verilen bir bitki hücresinde gerçekleşen metabolik olayların ilişkisi gösterilmektedir. Hangisi doğrudur diyor. X molekülü prokaryotlarda sitoplazmada sentezlenir ve pH artar. Şimdi çekirdek DNA'sı X'e geliyor, sonra Y'ye geliyor, amino asitle gidiyor ve protein oluşumu gösteriliyor. X mRNA'dır, şifreyi getiriyordur çekirdek DNA'sı dediğimiz kısımdan. O yüzden ne olacaktır? pH artmaz. Bir kere ilk birinci öncül gitti. Y molekülü nükleoprotein yapılı olmasıyla kromozomlara benzer. Y molekülünün nükleoprotein olması ile bir amino asitle birlikte geldiği için Y molekülü nükleoprotein yapılıdır. Doğru. Z fosforilasyon yapmaz. T organeli fosforilasyon yapar. Şimdi Z fosforilasyon dediğimiz şey ne? ATP sentezi. T de yaptığını söylüyor ama Z'nin yapmadığını söylüyor. Şimdi buna su geliyor farkındaysanız. Bakın su geldiği için Z bir kere kloroplasttır. T'den de ATP çıktığı için bu da mitokondridir. Ama her ikisinde de fosforilasyon yani ATP üretimi yapılmaktadır. O yüzden gitti. T, X, Y ve Z organellerin hepsinde nükleik asit bulunur. Evet, Y ribozom organelidir. mRNA bulunduğu için nükleik asit bulunur. Z kloroplasttır. Kendine ait DNA'sı ve RNA'sı bulunur. T de yine aynı şekilde kendine ait mitokondri DNA, RNA bulunur. X de zaten mRNA'nın kendisi olduğu için RNA bulunmuş oluyor. Dördüncü öncülümde doğrudur. Cevabım C seçeneğidir. Hücre dışı metabolik bir faaliyet için gerekli olan bir enzimin üretiminden işlev kazanmasına kadar geçen süreçte hangileri görev yapar? Şimdi benim görev yapmasını istediğim ve sentezlediğim şey nedir? Enzim. Şimdi ben bakıyorum enzim ne yapılı? Enzim protein yapılı. Şimdi bakıyorum bir kere protein yapılı olduğu için ribozom banko var net bir şekilde. Ribozom enzimi sentezlerken yani proteini sentezlerken enerji harcamıyor mu? Gayet de harcıyor enerji. Granülle endoplazmik retikuluma baktığımız zaman bunlar hücre dışına gönderilecek olan moleküller için geçerliydi. Enzim de hücre dışına gönderileceği için yine geçerli. O zaman granülle endoplazmik retikulum da görevli. Lizozom parçalanmayla ilgilendiği için görevi bulunmaz. 1, 2, 3 cevabımız B seçeneğidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Uzman Testi 3'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.